Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Tutlu. Değerli öğrencim Tonguç'la beraber size bugün histogram konusunu anlatacağız. Teok'ta önemli, 8. sınıfta önemli bir konu. Bakalım neymiş bu histogram? Nedir bu hocam ya? Histogram isme bak ya. Evet ismi birazcık gerçekten de garip. Ee, ama şimdi biz histogramın ne olduğunu anlayacağız. Neymiş Tonguç? Gruplandırılmış sütun grafiğiymiş. Bu ne demek? Hiçbir anlam ifade etmiyor senin Yani. Şimdi Tonguç grafikler, istatistikte grafikler bazen çizgi şeklinde oluyor. Buna çizgi grafi diyoruz. Bazen daire şeklinde oluyor. Buna çizgi demiştik. Buna daire demiştik. Bazen de sütun şeklinde oluyor. Tamam. Anladım hocam. Bak sütun şeklinde olan zaten mutlaka bir yerlerde karşılaştırmış, Görmüştüm karşılaşmışsındır. Hocam. Gazetelerde, mastelerde falan. Böyle sütunlar vardır. Ama sütunlarda dikkat et. Altında böyle şey yazar, pazartesi yazar, salı yazar, çarşı veya 3, 4, 5 yani tek bir şey yazar. Ama biz burada bak şöyle bir sütun grafiğine dikkat ettim, ne fark var? Burada böyle aralıklar yazmış. Demiş evet. ki 1 ile 5 arası, 6 ile 10 arası, 11... Yani böyle şekildeki sütun grafiklerine biz Histogram adını veriyoruz sonuç. Olay demek ki şu altta yatan gruplardan yani şunlara grup diyoruz gruplardan ibaret. Anladım hocam. Şimdi niçin kullanılıyor peki? Çok fazla veri varsa işin içinden çıkamıyorsak yani veri demek de sayı demek, kafan karışmasın. Bunun için kullanılıyor histogramlar. Anladım. Yani bir sürü karmaşık sayı var, binlerce sayı var. Bunları düzenlemek için kullanılıyor. Peki önceden bilmem gereken bir şey var mı? Hani 7. sınıftan 6. sınıfa bilmem gereken. Evet var Tonguç. Açıklık denilen bir kavram var. Açıklık demek bir veri grubundaki maksimum değerden minimum değerin farkı demek. Bak demek neymiş? Açıklık fark demekmiş tamam mı evladım anladım hocam mesela şu veri grubu veri grubu demek aslında bize verilen bilgiler sayılar buna biz veri grubu diyoruz unutma bu veri grubundaki en büyük sayı ne bakalım 13 hangi tonguç 14 .000. evet süpersin o zaman ben buna maksimum değer diyebilir miyim tonguççu um? maksimum abi evladım Allah Allah. Neden? Very hemen, good Maximus. Hemen İngilizceni konuşturuyorsun. Vallahi İngilizce de bayağı iyi ha. Kaliteli bir insanım hocam. Evet evladım. Peki minimum değer ne Tonguç? Minimumda minimum. Bakalım çat çut çat. çat Beş. 5. Beş mükemmel. Bu da minimum değer. O zaman açıklık neymiş evladım? 14 5 yani 9'muş. Neymiş bu? açıklıkmış bunu unutmayacağız tamam mı Tonguç'um? Anladım hocam. Evet şimdi geçiyoruz bakalım nasıl yapılıyor. Evladım sen hangi sınıftasın okulda? Diyelim ki 8 Ö sınıfındasın. Ö ne hocam? Tövbe yarabbim. Ö yani böyle bir garip bir sınıf yani Anladım. Ö sınıfı. Şimdi bu sınıfta ayak numaralarına bakalım. Tonguç senin ayak numaran kaçtı evladım? E, 43 hocam. Evladım 43 o zaman demek ki bu senmişsin görüyor musun? Bak seni yakalamışlar aferin. Peki bir sürü ayakkabı numarası farklı. O insanlar kızlar var, kızların ayakkabı numarası farklı falan filan. Diyor ki adam bize verileri 3 gruba ayırarak histogramını yapınız diyor. Mesela en yakın arkadaşının ayakkabı numarası kaç evladım? 47 hocam. 40 ya saçmalama öyle bir arkadaşın var. Biraz uzun boylu bir hocam. Var. Çünkü bu sınıftan atıldı olamaz. zaten sınıftan da atıldı. Ha, ayağı uzun mi? olduğu için kapıya sıkıştı atıldı. <laughs> evladım ayağı bu kadar uzunsa evladım kim bilir Boyu da uzundur herhalde, değil Boyu mi? Boyu da çok uzundur. Boyu değil. da gerçekten uzundur. Şimdi o yüzden biz ayakkabı numaralarını böyle bir gruplandıralım da bu karmaşadan kurtulalım. Bu ne ya böyle? Bu nedir hakikaten? Şimdi bunları üç gruba ayıralım diyoruz. Bak, 3 grup dediyse şöyle bir kavram var. Grup genişliği denilen hani şuraya datalara yazacaktık ya verileri yazacaktık ya şeyde eski histogramda. Onun gibi grup genişliğinden bir şey bulacağız. Grup genişliği şöyle bulunuyor tamamciğim. Açıklığı Grup sayısına bölüyoruz. Şimdi grup sayısını ne vermiş adam bize? Genellikle grup sayısı verilir unutma. Bu Anladım. verildiği için korkmana gerekmiyor. Korkman gerekmiyor. O zaman bak grup sayısı kaçmış burada? Üç. Üçmüş. Peki açıklığı ne bunun? Hemen açıklık nasıl bulunuyordu eski bilgilerimizden? Maximus eksi minimus. Harikasın. Vay be dizilerden de aklına geldi. Neydi o dizinin ismi? Gladiator hocam. Gladiator. Ha gerçekten de var ya. Zaten ben. sinemada iki filme gittim hocam. Bir Titanic bir de Gladiator. Başka filme gitmedim. Çok kaliteli filmlere gitsin. Çünkü kaliteli bir insansın zaten. Teşekkür efendim. ederim hocam. Şimdi anlayabildin mi peki filmleri evladım? Hocam anladım tabii yani. Verilen mesaj neydi? Allah aşkına bir söyle bana bakayım ya. Hocam Titanic'te... E... Aşk güzeldir. Aşk güzeldir. Allah'a güvenmezsen batar gemi. Bir evet. de gladyatörde de savaşan kazanır. Çalışan evet, kazanır. Gerçekten gladyatörde kölelik kötüdür. Ha, Öyle Kölelik bir... kötüdür. Yani demek ki mesajları tam alamamışsın. Ama tabii senin açından iyi bir şey. En azından. Sağ olun hocam. Birazcık güzel. Neyse. Maximus değer nedir burada bulalım bakalım. Maximus bakıyoruz. Dök, 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 45. 45 harika. O zaman bu bizim maksimum değerimiz. Minimum değer nedir bakalım. Çat 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 baktım 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 baktım. Oha bu ne ya? Böyle bir kız olabilir mi ya? 34 ayak numaralı. Anladım. Herhalde bebek. Şey, cüce falan herhalde yani bu kadar. <laughs> 34 ayak numaralı 8. sınıftaki kızımızla 45 ayak numaralı deve gibi evladımızın arasındaki farka bakalım şimdi ne farka kadar uzunca? fark var 45 eksi 34 eşittir 11 o zaman açıklığımız 11 diyebilir miyiz Tonguç'cum diyebiliriz hocam Tonguç 11'i 3'e bölersek kaç çıkar biliyor musun ya tam bir sayı çıkmaz 4'e yakın bir sayı çıkar ama 3 virgül bilmem ne bilmem ne çıkar evet. hemen bak 11'i 3'e bölelim 3 kere 9, 2 kalır. da tekrar böyle 3 virgül bir şey çıkar. Evet. 3 virgül bir şey çıkarsa hemen diyeceğiz ki biz bunu 4 diyeceğiz Tonguç'um. Anladım hocam. Bak eğer ne çıkarsa bu da ne sayı çıkarsa bunu bir üstteki sayıya yuvarlıyorsun Tonguç. Anladım hocam. O zaman grup genişliğimiz kaçmış Tonguç'um? 4. Dört. 4'müş. O zaman bunu bulduktan sonra grupları oluşturalım. Bir kere gruplarımızın içinde ne vardı? Bir ayak numaraları var. Evet hocam. Bir de ne var? Kişi sayısı var. O zaman ilk başta bir tablosunu yapalım. Burada. Tablo dediğimiz şey ikinci adımımız. Şimdi ilk grubumuz nereden başlayacak? Minimus değer 34. 34 ile 4 ekleyeceğiz. Bak hayır elimizde sayacağız sonuç. 34, 35, 36, 37. 4 kişilik grup genişliğinde kaça kadar gitti? 37'ye kadar. 37 kadar. Herkes 38 diye düşünüyor ama sen parmağını sıcaksın. 34, 35, 36, 37 Bak Haa. gördün mü parmağını sayınca görebiliyorsun Gaza gelmeyeceğim Gaza yani. gelme e, yoksa Bak 34, 35, 36, 37 Parmak çok önemli Şimdi diğer grubumuz 37 olamaz artık. 38'den başlayacak. He. Say parmağınla bakalım. 38 39 40 41 hocam. Mükemmel. Zirvedeyim hocam. Harika. Diğer grubu söyleyelim. 42 ile 42 43 44 45 hocam. Oha gerçekten efsaneleştin. Zirvedeyim hocam. Şimdi şunu şuna bakacaksın. Ayak numarası 34 ile 37 arasında olan kaç kişi var burada? Bakalım. Bu bu evet değil mi? Evet. Bunu üstünü çiz. 1 2 3 4 Bu da bitti. 4 evet, o zaman. O zaman 4 kişi ayak numarası 34 ile 37 arasında. 38 ile 41 arasında 4 tanesinin üstüne çizik değil mi? 38 ile 41 arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ee, oha bayağı varmış ya. Evet. 7 kişi. Bakalım diğerlerine bakalım artık. 1 2 3 4 5 değil mi? Evet. Tonguç'um bunları yazdım. Sonrasında histogramımı çizmeye çalışıyorum. Histogramımda buraya biz ne araştırıyorsak, neyi araştırıyorduk? Ayakkabı numarasını araştırdık Aynı değil mi? Canım. Ayak no'yu yazıyorum. Ve buraya da kişi sayısını yazıyorum. Hani tablomuzda ne vardı? He. Bir ayakkabı numarası vardı. Bunu alta yazıyorum. Evet. İlk yazılan. Kişi sayısını da üste yazıyorum. Tonguç'um bak 34 ile 37 arasında ayak numarası olan 34,37 olan kaç kişi var evladım? Onları yazacağız. 38 ile 41 arasında olan, bir de 42 ile 45 arasında olanları yazacağız evladım. Bak şimdi. Buradaki grupların hepsini gördük ya ve her birisinin kaç tane kişiye sahip olduğunu biliyoruz. Mesela 34 ile 37 kaç kişiye sahip? Bakalım. 4 kişiye sahip, değil mi? Hemen burada 4'ü işaretliyorum Tonguç ve 4'e kadar uzanan bir tane sütun çiziyorum He. İşte sütun grafiğini oluşturmaya başladım. 4'e kadar uzanan bir sütun. 38 ile 41 arasında kaç kişi vardı? 7 kişi vardı. O zaman buraya 7'yi işaretliyorum Tonguç ve 7'ye kadar uzanan bir sütun çiziyorum Tonguç'um. Görebiliyor hocam. musun? Peki 42 ile 45 arasında 5 kişi var. 5. O zaman 5'e bir çentik atıyorum ve 5'e kadar giden He. bir sütun çiziyorum. Bak işte sen de gruplandırılmış sütun grafiği yapabilirsin. Yani sen de artık histogramını oluşturabilirsin evladım. Sağ olun hocam. Kendi histogramını kendin yaparsın umarım Tamamdır evladım. Tamamdır hocam inşallah. Maşallah. Şimdi histogram okuma soruları yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yok o kadar da şey yapma evladım. Zor bir şey değil. Merak etme. Histogram okuma. 8 Ö sınıfındaki IQ seviyeleri. Teşekkürler hocam. Yani yani en şimdi, son ayak numarasından IQ'ya geçtiniz. Daha bir şey demiyorum hocam size. Şimdi bak burada bir sürü insanların IQ'su var tabii Bunu tabii biz insanları karşılaştırmak için yapmıyoruz. Ama senin IQ'nun nerede olduğunu ben çatank diye görebiliyorum burada. Teşekkür ederim hocam. Ne dersin sen neredesin? 80-86 hocam. Aferin ne? evladım yerini biliyorsun sen de maşallah. Aynen hocam. Şimdi mesela çok zeki bir arkadaşım var diyelim adam manyak şeyler yapıyor buluşlar yapıyor falan o zaman IQ'su nerededir buralarda bir yerde değil mi? Muhtemelen. Ondan da bir tane varmış bak bunda senden de bir tane var. Yani. Dolayısıyla siz değerlisiniz evladım. Kaliteli insanlarız hocam biz. IQ'su 94 ile 100 arasında kaç kişi vardı İlk başta pardon bunu sormadan önce sana şöyle bir soru soracağım. Grup genişliği nedir diyorum. Tövbe estağfurullah. Şimdi grup Nerede genişliği, hocam? evladım grup genişliği derken o grup değil. Bak buradaki gruplara bakacağız. He. 80 ile 86 arasındaki insanlar, 87 ile 93 arasında. Bak 129 ile 134. Grup genişliği nedir sorularında sakın ama sakın, sakın son gruba bakma. Son gruba bakma. Son grup hangisi? 129 134. Harika. Buna sakın bakma. Diğerlerine bakalım. Şimdi... Mesela buradan ortadan bir tane seçelim. 94 ile 100 arasında. Ne yapıyorduk? Grup genişliğini yapmak için parmağımızı sayıyorduk. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, değil mi? Evet. Kaç kişi çıktı? Toplam 7 kişi çıktı. O zaman grup genişliğimiz 7'ymiş evladım. Burayı anladım, anladık mı? Anladım. Sakın ama sakın 80 ile 86 arasında 6 kişi vardı falan. Böyle bir şey yapma Skandal. evladım. Skandal. 6 değil bu. 7 aslında. Yani bir fazlası oluyor. Dolayısıyla parmağınla say. Sen garanti al. Tamamdır. dur. IQ'su 94 ile 100 arasında olan kaç kişi vardı demiş. Bakalım 94 ile 100 grubu burası değil mi? Evet. Şimdi ben bu histogram grafiklerinde çok yanıltıcı bir şey var. O yüzden sizin onlarda yani senin onlarda yanılmama için bir yöntem buldum. Harika hocam. Sağ Onu yapacağız. Histogramı Şimdi okuduğumuz zaman mesela 80 ile 86 arasında çat bir kişi vardı görebiliyoruz değil mi? Evet. Her bir sütunun üstüne kaç kişi olduğunu yazacaksın Tonguç. Bu seni yanıltmayacak. Bak buraya bir kişi yazıyorum. Şimdi bu sütunda kaç kişi var? Buraya 3 kişi görüyor üç musun? 3'e evet. denk geliyor. Bu sütunda kaç kişi var Tonguç? 5. 5 kişi. Bu sütunda kaç kişi var? 7 kişi. Bu sütunda kaç kişi var? 5. Yine 5 kişi. Bak burada işte okuma hatası yapmamak için bunları yazmak zorundasın Tonguç. Bu üstünde kaç kişi var Tonguç? 9. Süpersin. Burada 3. Bravo burada bir tane. mükemmel. Şimdi diyorum ki IQ'su 94 ile 100 arasında. Yani bu grupta kaç kişi vardır? E zaten Beş. görüyoruz. 5. Cevabımızı oluş oluşturduk. IQ'su 101'in altında kaç kişi vardır? 101 burası değil mi? Bunun altında yani bundan önce kaç kişi vardır? Bakalım bu, bu ve bu. Değil mi? 5, 3 ve 1. Yani, yani 9. toplam 9 kişi varmış. Toplam kaç kişi var Lüton Herkes bunda yanılıyor işte. Ama bu taktikle hiç yanılmayacaksın. Neymiş toplam kişi sayısı? Teker teker sayalım. 1 artı 3 artı 5 artı. Bu ne ya bu geliyor. 7 artı 5 artı 9 artı 3 artı 1. Böyle amele gibi yazacaksın evladım. Estağfurullah. Ve amele gibi toplayacaksın. IQ'su 100 olan en az kişi, kaç kişi var diyor. Bu çok kritik bir soru. Bu kritik bir soru unutma. 100 olan, IQ'su 100 olan nerededir? Şu gruptadır, değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi diyor ki en az kaç? Kişi? Ulan niye biçim soru? En az, en çok nereden bileceğim? Şöyle düşünelim. 94 ile 100 arasında 5 kişi varmış değil mi Tonguç? Evet. Bu 5 kişiden en az dediğine göre mesela diyelim ki bu 5 kişiden 5'inin de IQ'su 95 olabilir mi Tonguç? Olabilir. Dolayısıyla illa 100 olması gerekmiyor. Bu 5 kişinin 5'inin de IQ'su 95 olabilir. Dolayısıyla burada en az 0 kişi var. Oo, zor. Hiç olmayabilir. çok önemli bir kısım. Bu kritik bir soru o yüzden işte dikkat edin. Peki en fazla kaç kişi var dese? Ya bu 94 ile 100 kişi arasında 5 kişi var. Bu 100, bu 5 kişinin 5 dilinde IQ'su 100 olamaz mı ya? O zaman en fazla 5 kişi var. O zaman en fazla 5. O yüzden Bu tür sorularda olabilirim. ya 0 ya 5 diyeceğiz o zaman. Yani pardon. Grup genişliğine göre. Hemen genelleme yapma. Hemen tamam, gene Allah'ım ya. Hemen gaza getirdin insanları. Veri açıklığı en fazla kaç kişidir? Şimdi veri açıklığı ne demekte? Veri açıklığı demek Maximus'la Minimus arasındaki fark demek. Senin tabirinde. Çünkü çok gladiyatör izliyorsun. Maximus'la Minimus arasındaki fark. Ulan burada maksimum minimum yok ki tam gözükmüyor. Verileri bilmiyoruz falan diye panik olmayacaksın. Şimdi burada en küçük veri grubu bu. En büyük veri grubu bu, değil mi? Evet hocam. En fazla olmasını istiyorsak aralığı maksimum almayız. Yani büyüğü de en büyük, küçüğü de en küçük almak zorundayız. Burada bak dikkat et. En büyük sayı kaç? 134. En küçük sayı kaç? 80. O zaman en fazla en fazla kaç kişi demişiz? En fazla kaçtır dememiz gerekiyordu. Bu soruyu yanlış sormuşuz. Pardon. En fazla 134 ile 80 aralığıdır. Yani 134 80'i ne çıkar? En fazla olabileceği değer 64 mü? 54 çıkar evladım. En fazla. Anladım hocam. Ama Tonguç sana en az derse Burada yine en büyük ve en küçüğe bakmak zorundasın. Ama buradakilerden istediğini alabilirsin. Eee. Ben de diyorum ki en az çıkabilmesi için 129'u alayım buradan. Hı -hı. Buradan da 86'yı alayım kardeşim. Kimse yani. bana karışamaz ki. Karışamaz. Bunların hepsi 129'dadır. Bunların hepsi 86. Niye yani? Olabilir. Aynen. Dolayısıyla hemen diyorum ki 129 ile 86 diyorum. O da ne çıktı Çık Çık. biliyor musun? 43 çıktı. O zaman veri açıklığı en fazla 54, en az 43 olabilir. Anladım hocam. Bunlar en kıl soruların yapımında var burada. O yüzden hiç korkma bütün soruları yapabileceksin artık. Ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder tamam bakalım. Tamamdır hocam.